Merhaba, TEGEP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TEGEP'in sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Herkese merhaba, TEGEP'in Sesi podcast yayınlarının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün karşımda bir sosyal girişimci var, bugün karşımda harika bir derneğin kurucusu var, karşımda Emre Alettin Keskin, merhaba. Selamlar Utkucuğum. Emre, ben seni oldukça yakından tanıyorum. Seninle arkadaş olmak, seni tanımak oldukça harika bir duygu. Bu konuda da oldukça şanslıyım, bunu da çok içtenlikle söylüyorum. Emre, şu anda bu kaydı dinleyecek olan insanlara kendini nasıl anlatırsın? Emre kimdir? Edward Bloom diye bir karakter vardı Tim Burton'ın Big Fish filmi. Ben aslında çocukluğumdan beri kendime en çok ilham aldığım karakterlerden biridir o. Edward Bloom hakkında söylenebilecek bir şey varsa o da çok sosyal bir insan olduğudur derler. Benim için de aslında yani Emre Alettin Keskin kimdir? Çok meraklı bir insandır en başta. Ben 1987 Uşak'ta doğdum. Görsel sanatları öğretmeniyim. Kadınca isimli derginin görsel yönetmenliğini yaptıktan sonra 2011 yılında Van'da öğretmen olarak çalışmaya başladım. Ve bugün de aslında hem Hayal Gücü Merkezi'nin kurucularından, derneğin kurucularından ve yönetim kurulu başkanı olarak hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlik görevime hem sosyal girişimcilik hayatıma devam ediyorum. Bunların dışında da aslında yaptığım pek çok farklı çalışmalar ve işler var merak alanlarımla ilişkili olarak. Peki Emre, senin isminle çok özdeşleşmiş bir şey daha var. Kurucusu olduğun Hayal Gücü Merkezi. İsmi o kadar harika ki ismi söylerken insanın yüzü gülmeye başlıyor. Bununla birlikte Emre, yaptığınız birçok sosyal proje var. Bu sosyal projeleri genelde çocuklarla birlikte çocuklar için yapıyorsunuz. Ve bu projelere sizlerin yanında birçok kurumsal firmada destek oluyor. Çok fazla işbirlikçiniz var, bunu da biliyorum. Peki nasıl başladı? Yani Hayal Gücü Merkezi'nin yolculuğu nerede, nasıl başladı? Birazcık bizi dinleyenlere bahseder misin? Ben 2011 yılında öğretmenliğe başladıktan sonra hemen sonrasında anladığım şey aslında öğretmen olmadığımdı. Ben bir tasarımcı iç görüşüne sahip bir eğitim tasarımcısıydım. Ve bu sebeple yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bana verdiği müfredatı değil, çocukların meraklarından yola çıkarak müfredatı nasıl yapabilirim diye düşünmeye başlayıp Soru Merak Kütüphanesi diye bir şey kurdum Van'da çalışırken. Burada çocukların meraklarından yola çıkarak müfredatlar oluşturdum. Ardından küçük yaş çocukları için bu meraklardan masallar oluşturmaya başladım. Ve o masalların içerisine özellikle dediğim gibi ilkokul ve 5. sınıfa kadar çocuklar için bu masalların içlerine müfredattan yapılar yerleştirdim. Kazanımlar hem çocukların meraklarından oluşmuş masal hem bir aslında müfredat kazanım tablosu çıkartmıştım. Ardından bu böyle bayağı insanın dikkatini çektikten sonra birkaç öğretmenle biz bu yolculuğumuza çıktık ve yaptığım şeyleri bir eğitim müfredatı yapmaya karar verdik. Ardından ben İstanbul'a tayin oldum. Tabii İstanbul'a tayin olunca bu sefer tayin olduğum yerde Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nda çalışmaya başladım bu Soru Merak Kütüphanesi'ni öykü temalı öğrenme sürecini. Orada da bir süre sonra çocukların becerilerinden yola çıkarak peki bağlar nasıl kurabilirim? Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada hani gezdiğimde dolaştığımda Avrupa'dan Afrika'ya kadar bütün dünya ülkelerindeki okullardaki en büyük israfın yetenek ve beceri israfı olduğunu anladım. Çünkü çocuk dediğiniz şey aslında pürüpak bir yapabilirim demeye cesaret eden bir varlık. Ama ne yazık ki okulla, eğitimle, işte yöntemlerle, modellerle, sistemlerle bunu sınavlarla, anne baba beklentileriyle yok ediyoruz. Ben çocukları şeye benzetiyorum. Hindistan'da, Çin'de böyle bir otobüs fotoğrafları vardır ya, üstüne herkes biner. Hakikaten yani anne baba, akraba, öğretmen, dershanedeki öğretmen, arkadaşlar, herkesin bir şekilde çocuğun hayatına yük olduğunu görüyorum. Yani beklentilerle işte o sınavlar streslerle. Oysa çocuk yapabilirim demeye cesaret ettiği ve becerisi olduğu düşündüğü şey de kendi hayatını ve kendini gerçekleştirme potansiyeline sahip. Bir süre sonra ise
Okulun içerisinde hem merak hem beceri toplulukları kurulmaya başladığını gördüm çocuklarla birlikte. Ve bunu yaparken de işte çeşitli Business Canvas adını sonradan böyle olduğunu öğrendiğim çocukların dolduracağı merak ve beceri toplulukları kurduğunda dolduracakları şeyler hazırlamaya başladım. Kılavuzlar hazırlamaya başladım. Velhasıl bu dört aşamadan oluşan bir öğrenme yöntemi ve işte modeli kurduğumu sonradan bana söylediler. Yani işte bir sürü farklı üniversiteden, kurumlardan davetler aldım. Üzerine tezler, işte çeşitli görüşmeler yapılan bir çalışma oldu. Velhasıl Sor Keşfet Üret adında soru merak kütüphanesiyle başlayıp küçük yaş için öykü temalı öğrenme süreciyle akan yapabilirim meclisiyle çocukların becerilerini haritalandırarak ve birbirleriyle girift bağlantılar kurmalarını sağlayarak üreterek öğrenme süreciyle topluluklar yaratmasını, bireysel ya da topluluklar şeklinde öğrenmesini sağlayan bir sistem oldu. Biz buna da Sor Keşfet Üret diyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında farklı farklı insanlarla, kurumlarla çalışılmaya başladıktan sonra da ben eğitim ve yöntem tasarımları yaptığımı, model tasarımları yaptığımı öğrendim. O güne kadar yalnızca aslında çocuk ihtiyaçlarını gözeterek okul denilen şeyi nasıl dönüştürebilirim? Öğrenme müfredatını, öğrenme içeriklerini nasıl değiştirebilirim diye sorum. Ve bir anda sosyal girişimci olduğumu öğrendim. Bana dediler ki sen sosyal girişimcisin. Sosyal girişimci olduğumu öğrendiğim andan itibaren de aslında başka bir yolculuğa çıkmaya başladım. İşte MECE sosyal girişimcilik platformunun ilk kazanan ekiplerinden biri olduktan sonra zaten böyle işte büyük bir yolculuğun içine girdik. Farklı farklı birçok kurumla çalışmalar yapmaya başladık. Süre sonra farklı kurumlarla işte anladıktan sonra ne yaptığımı Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerle de işte bu bulduğumuz yöntemleri çalışmaya başladık. Ve aslında bir eğitimci ekibi kurulmaya başlandı. Diğer taraftan bir çocuk ekibi kurulmaya başlandı. O günlerde işte 10, 11, 12 yaşlarında olan çocuklarla birlikte bu sefer okulun yani Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nun içini birlikte yapsak neye benzerdi sorusuna cevap aradık. Ve verdiğimiz cevap da hayal gücü merkezi oldu aslında. Okulu baştan aşağı çocuklarla bize ayrılan yani bu yaklaşık 1,5 katlık bir kısmı resim atölyesiydi bodrum katta. Burayı baştan aşağı yani kalorifer peteğinin yerinden boyasına, mobilyasından işte aklınıza ne geliyorsa 3 boyutlu yazısına kadar her şeyini yaptık. Sitelerinden tutun da duvarlarındaki resimler, sıralarındaki resimlerden tutun da işte orta oyunu oynanan platforma, soru merak alanı, beceri alanı, keşif alanları, bireyselleşmiş alanlar yaptık. Hatta bir tanesi çok ilginçtir. Yaptığımız alanlardan her 10 çocuğun 7'sinin sorusunun uzayla ilişkili olduğunu görünce ben yine çocuklara döndüm. Bu uzay merakını ne yapacağız diye sordum. Bir uzay kütüphanesi kurmaya karar verdik. Sonrasında bu kütüphaneyi kuracak paramız olmadığı için kitaplarını da kendimiz yazdık. Önce altı parçalı öykü yazım tekniği, sonra işte öykü nasıl yazılırla alakalı farklı çalışmalar yaptıktan sonra 800 öğrenciden yaklaşık 554 tane uzayla ilgili romanlar, şiirler, denemeler, kitaplar geldi. Bunlarla da ilk uzay kütüphanemizi kurduk. Merak ne işe yarardan buraya geldim aslında. Soru merak kütüphanesinden çıkan veriler beni oraya götürdü. Sonrasında hayal gücü merkezi adını alacak olan bu alanların tamamını kurduk aslında. Yani çocuğun eli ile okul kurulsa adı ne olurdu? Bence hayal gücü merkezi olurdu. Bir süre sonra benim öğrencim olan çocuklar başka okullarda hayal gücü merkezleri kurulması için ön ayak oldular. Ve aynı mahallede birkaç tane daha kurulduktan sonra biz önünü alamaz bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanından davetlerle, İstanbul'un farklı yerlerinden, işte farklı kurumlarından davetlerle çalışmaya başladık. Nasıl bir çalışma bu? Şöyle ki işte kurumların çocuklarla ilgili çalışmalarını ya da bizim çocuklarla ilgili öngördüğümüz eğitim politikası, öğrenme politikasının kurumlarla birlikte çalışılmasını, işte sosyal sorumluluk projelerini gibi birçok şeyi yapmaya başladık. Farklı farklı kurumların sosyal sorumluluk projelerini yaptık, kurum içi çalışmalarını yaptık, kurum çalışanlarının çocuklarıyla ilgili çalışmalar yaptık.
derken mesela çok ilginç bir noktaya geldi. Elimizdeki yöntem aslında her alanda çalışabilen, sadece çocuk değil, yetişkinlerle de çalışılabilen bir yöntem olduğunu keşfettik. Ve fakat benim kendi kişisel yolculuğumda da o dönem işte yaklaşık bir yıl kadar Ashoka Fellow oldum. Yapılandırılmış Ashoka Fellow oldum. Ardından işte kalenin İbrahim Budur ödüllerinde işte finalistlerin arasına girdik derken böyle Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden sosyal girişimcilerle ve sosyal girişimlerle tanışma şansım oldukça da aslında yaptığımız işi bir sivil toplum kuruluşuna döndürmeye karar verdik. Ve nihayetinde 2020 yılında yaklaşık işte 35-40 çocuk, 10-15 tane de yetişkinle birlikte Hayal Gücü Derneği'ni kurduk. Emre, burada size başarıyı getiren şeylerden bir tanesi de kesinlikle çocukların bu işin tam merkezinde olması. Yani bir yetişkin, bir eğitmen masada oturup çocuklara ne yapması gerektiğini söylememiş. Tam tersi, çocuklar için bir şeyler yapmış ve planlamış. Emre, biz son zamanlarda bunu kurumsal akademilerde de çok görmek istiyoruz gerçekten. Katılımcıları daha çok işin içine almak. Siz ne istiyorsunuz demek. Sizin neye ihtiyacınız var demek. Bu gerçekten bize başarıyı getirecek şeylerden bir tanesi. Bir eğitimci olarak şuna inanıyorum. Yani bunu da her yere yazmak asmak istiyorum yani bu sözümü. İnsan katkıda bulunmadığı şeye ait hissetmiyor. Abi harika bir şey söyledin. Bak burada ortak bir şey var aslında. Ben de eski öğretmenim biliyorsun. Yani yıllarca okullarda çalıştım. Sonradan kurumsal akademileri, kurumsal iş dünyasına girdim. Burada bir şey vardı. Biz çocuklarla bunları yaparken, öğretmenlerle bunları yaparken hep onlara sorduk. Neye ihtiyacınız var? Sizinle birlikte ne yapabiliriz dedik. Sanırım kurumsal akademilerde işin yetişkin kısmında bunları galiba birazcık aksatıyoruz. Katılımcılara daha çok soru sormalıyız bence. Sizin neye ihtiyacınız var demeliyiz. Biz hala bazı işleri geleneksel yapmaya devam ediyoruz. Yani eğitmen ne zaman hazırsa, anlatıcı anlatmaya ne zaman hazırsa biz o zaman eğitim ortamlarını kuruyoruz. Halbuki eğitilen, anlatılan dinleyici ne zaman hazırsa, onun neye ihtiyacı varsa, o öğrenmeye ne zaman açıksa bu tüm faaliyetlerin o zaman olması lazım. Ve ben inanıyorum bunu yaptığımızda ki bunu yapan çok iyi kurumsal akademiler var. Birçoğu da TEGEP üyesi, yakından takip ediyorum. Harika işler yapıyorlar. Bunları yaptıklarında içerideki çalışanlar akademilere karşı resmen taraftar oluyorlar. Onların peşinden gidiyorlar. Bu harika bir duygu. Çağın en bence hastalıklı şeylerinden biri bu anlamda bu yeniliğe kapalı olmak ve yeniliğe kapalı olmak derken yani bir değişim geliyor. Yani bugün daha bugün bir toplantı yaparken işte bir kurum adını vermeyeceğim. Yani bir üniversiteden yetkin böyle bir 4-5 insan bizimle bir ortaklık yapmak için bir proje toplantısına çağırdı ve şöyle bir konuşma geçti aramızda. Ya işte buraya bir tane de şey hazırlarız, rehber hazırlarız, bir tane de rapor yazarız, işte çocuklara kılavuzlar veririz. Dedim ki yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu dünya kalmadı artık. Yani one page bir tane yani tek sayfalık bir tane poster hazırlayabileceğiniz bütün raporlardan daha etkili çocuklar için. Hem zaman hem enerji hem de çocuk daha az şey okumak, daha çok şey görmek istiyor. Aynı şekilde çocuklar şu anda yani ister yani şey daha doğrusu sadece çocuklar değil yetişkinler de bence günümüz dünyasında artık daha az enerji ve daha fazla içerikle baş başa kalmak istiyor. Bu onu değersizleştirmiyor bu arada. Yani ne kadar az kelimeyle kendini ne kadar iyi ifade edebildiğin birçok meseleyi aslında kökünden değiştiriyor. Şimdi bizim bu kavrayamadığımız ve gelen değişimlerden bir tanesi tam da bu şu andaki 10 yaşındaki, 11 yaşındaki, belki 18 yaşına kadarki çocukların öğrenme biçiminden kaynaklı olarak değişecek. Bizi de değiştirecek. Yani Nikaragua'da belki bilirsin bir işte büyük bir iç savaş galiba sonrası. Çocuklar bir işte sağır dilsiz çocuklar ayrı bir yetimhaneye kapatılıyorlar ve orada bir
deney yapılıyor. Pardon, orada bir dil geliştiriyorlar kendi aralarında. Hepsi farklı bir işaret dili kullanıyor ve doğal olarak birbirleriyle anlaşmaları çok zor oluyor. Bu sebeple bir süre sonra birbirleriyle anlaşmalarını sağlayacak yeni bir işaret dili buluyorlar. Aradan 40 yıl geçtikten sonra bu çocukların buldukları işaret dili hala kullanılıyor oradaki çocuklar tarafından, yeni gelen çocuklar tarafından. Ve dil bilimciler ya da nörologların yaptığı bir deney bu. Bu dili ilk kuran çocuklar oraya götürüldüğünde hiçbir şey anlamıyorlar o dilden. Çünkü değişiyor. Dil değişiyor, zaman değişiyor, Yöntemler yöntemler değişiyor. değişiyor ama zihniyet aynı kaldığı sürece ne yazık ki değişim değişmiyor. Yani gelişim değişmiyor ve belirli bir yerde kalıyor. İşte bunun da değişmesi lazım abi. Son zamanlarda biliyorsun çok fazla üniversiteye gidiyoruz. Yeni mezun arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Bunların birçoğu yakın zamanda iş hayatında karşımıza çıkacaklar. Artık yeni iş görüşmeleri onlarla olacak. Dolayısıyla onların diline uymak, onların neye ihtiyacı var bunu bilmek, bizim söylediğimizi nasıl anlıyorlar kısmına çalışmak lazım gibi geliyor bana. Onun ihtiyacı ne? Neyi merak ediyor? Yani ben çok basit bir örnek vereyim. Bir insan eğer onun merak ettiği konularda ona içerik götürürsen ya da bir deneyim götürürsen o zaman orada anlamlı hissediyor. Bunu çok sık yaşadık biz. Kurumlarla da yaşadık, çocuklarla da yaşadık. Ve bunun gerçekten bir an önce bütün kurumlar tarafından kavranması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şey bitti çünkü artık, yani birileri için bir şey yapmak dönemi bitti. Bundan sonra artık hiyerarşinin daha aza indi ve birlikte bir şey yaratma, birlikte bir şey ortaya koyma ve birlikte tasarım, ortak tasarım yapma zamanı. Yani tabii ki belirli alanlarda, yani diyelim ki tıp alanında tabii ki derinlemesine öğrenme olacaktır. Ama günümüz dünyasında kasap Osman aynı zamanda terzi Osman, manav Osman, bilgisayarcı Osman, ayakkabıcı Osman durumunda olmak durumunda. Yani heybesinde pek çok şey olması gerekiyor insanların. Ve bizim bunları da meraklarına, becerilerine yapabilirim dediği, cesaret yapabilirim demeye cesaret ettiği şeylere göre çalışanlarımıza vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yeni kuşak böyle yapıyor, Utku. Yeni kuşak anlamlı bulduğu şeyleri öğrenmek ve onlar üzerine bir şey yapmak istiyor. Emre, bu kültüre çok hızlı şekilde alışmamız lazım. Çünkü çok az kaldı. Bu arkadaşlar yakında mezun oluyorlar ve iş hayatında karşımıza çıkacaklar. Peki kahvelerimizin sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş sohbetimizi de sonlandıracağız ama son bir sorum var. Emre, geçtiğimiz aylarda hepimiz sosyal medyada bir görselle karşılaştık ve kocaman gülümsedik. Açık söyleyeyim, ben çok kıskandım. Bu görsel öyle bir şeydi ki Türkiye'de ilk defa hayallerini gücüne çeviren insanlara teşekkür edildi. Hayal Gücü Merkezi geçtiğimiz aylarda hayal gücü ödüllerini verdi. Biliyorum bunu da yalnız başınıza yapmadınız. Size destek olan, yanınızda duran birçok büyük kurumsal firma da vardı. Emre, bize birazcık hayal gücü ödüllerinden bahseder misin? Hayal gücü ödülleri ne yazık ki Türkiye'de ilk defa yapıldı. Oysa yani hayal gücü dediğin şey bu topraklarda bir zamanlar uygarlıklar doğurmuştu. Yani sanat eserleri üretmişti, neler neler yapmıştı ama çok üzücü, üzücüdür ki hayal gücü ödüllerini biz ilk defa 2022 yılında Kasım ayında yaptık. Bu arada yine üzücüdür ki Hayal Gücü Derneği de Türkiye'de ilk defa 2020 yılında başvurusu yapılmış. Yani bu ülkede şey var ya, yani işte Angora tavşanlarını seven Kamyoncular Derneği var. Yani kendisi zaten Hayal Gücü Derneği bence. Ya da ne bileyim, yani işte kırmızı ayakkabı sevenler vakfı vardır herhalde. Yani bilmiyorum, böyle uçuk uçuk yerler var. Ya inanabiliyor musun? Biz başvuru yapmaya giderken Hayal Gücü Derneği kesin alınmıştır diye başka isim aradık çok uzun zaman. Ama yokmuş. Yani alınmamış. Üzülsek ya üzülsek mi, sevinsek mi bilemedim ben. Nihayetinde aldık. Sonra işte çocuklarla birlikte kurduk zaten derneği ve hala da bu arada bir zamanlar benim Hayal Gücü Merkezi'nin birlikte kurduğum çocuklar o zamanlar 10-11 yaşındalardı. Şu an 18 yaşında, 17 yaşında, 19, 20 yaşında çocuklar.
Ve bugün derneğin yöneticileri derneğin işlerini yapıyorlar. Yani belediyelerle, kurumlarla bütün işleri yürütebiliyorlar. İşte hatta seninle de şu an çalışan birkaç tanesi var seninle başka bir proje için. Yani sen de bunu çok rahat herhalde söyleyebilirsin ki ben neredeyse yokum. Evet, yani bizim için de gerçekten çok farklı bir süreç oldu. Çünkü alışkın değildik. Yani bir projenin A'dan Z'ye, protokolün hazırlanmasına kadar, protokoldeki bilgilere kadar her şeyi çocuklarla birlikte yaptık. Açıkçası bizim için de büyük farkındalık oldu. Şimdi tabii bu hayal gücü ödülleri için de geçerli. Hayal gücü ödülleri için işte 300'e yakın insan listelendi. Bunların 15 tanesi jüriyle birlikte seçildi. Bu arada tabii araştırma, bu adayları bulma ve çocuk jüri var burada, genç jüri var biri de. Bunu çocuklar ve gençler, işte arkadaşlar, 12, 10, yani 14-18 yaş arası arkadaşlar birlikte bu isimleri buldular, seçtiler. Sonra jüriyle birlikte seçtiler. Ödül gecesinde de güvenliğin alınmasından, oradaki ödül gecesinin sunumuna, fuaye alanında yapılan etkinliklerden karşılamaya kadar her şeyi Hayal Gücü Merkezi'nin kendi iç ekibi, yani çocuklar ve gençler yaptı. Nihayetinde orada 15 tane ödül verdik. Bu ödüller neden verildi peki? Asıl önemli olan şey o. Yani bence asıl sorun daha önce neden verilmedi? Daha önce niye Yani yapmadınız? daha önce neden kimse Türkiye'de birileri hayalini gücüne çevirdiği için kimseye ödül vermemiş? Örneğin Nilay Örnek, yani pek çok podcast'te ve pek çok ödülü olan bir insan. Farklı alanlarda bir sürü ödül almıştır Nilay. Ama hayal gücünün ödüllendirilmesi başka bir şey. Doğal olarak şimdi ödül alan 15 tane isim var. İşte Barış Özcan'dan Nardani Kuşçu'ya kadar. İşte İrfan Sayar'dan, yani Profesör Zihni Sinir diye geçer o. Bu profu özellikle kullanıyorum. Çizen karikatürist ve sanatçı. Yani pek çok insan 15 tane ödül aldı. Ama bu arada biz bir de Türkiye'nin bence Türkiye Cumhuriyeti bir insan olsaydı göreceği en güzel rüya olan köy enstitülerini de ödüllendirdik bu gecede. Ve aslında bir zamanlar Türkiye'nin hayal gücüne katkıda bulunan pek çok insan ödüllendirildiği gibi işte genç bugün hala insanları hayal gücü kavramıyla kışkırtan, cesaret veren, inat eden, hayal gücü inadını gösteren ve hayali için hedefler koyup harekete geçen insanların ödüllendirildiği bir gece düzenledik. Çok da güzel ve verimliydi. Bu yıl çok daha büyüğü geliyor bu arada. Yani belki bu sefer 25 değil 40, belki 50 destekçiyle geleceğiz. Belki de daha az ve daha şey olacak. İşte geçtiğimiz yıl yaklaşık bir 400-500 kişilik bir salonda yapmıştık. Bu yıl belki 1000 kişilik bir salonda yapıyor olacağız. Çok güçlü bir ödül gecesi daha bizi bekliyor olacak. Hatta buradan da duyurayım, artık hayal gücü kavramının bu ülkede yeniden hatırlanması, okullarda, kurumlarda hatırlanması, oralarda tekrar kullanılması için biz hayal gücü ödülleri, hayal gücü festivali ve hayal gücü zirvelerini tasarlıyoruz şu anda. Açıkçası biz de büyük merakla bekliyoruz Emre. Evet, kahvelerin ve sohbetin sonuna geldik. Hadi güzel bir kapanış yapalım. Geçtiğimiz günlerde TGB'in podcastlerini dinlerken Ömür Doğan'ın harika bir kapanışına denk geldim. Ben de yapmak istedim. Buradan Ömür Hoca'ya da sevgiler. Emre, bu yayınımızı birçok insan dinliyor. Bunların bazıları eğitim gelişim uzmanları, bazıları insan kaynakları profesyonelleri, birçok alanda, kurumsal dünyada bizi duyan bir sürü insan var. Emre, onlara öyle bir söz söyle ki herkesin aklında kalsın. Şunu söyleyebilirim. Eskiden şöyle diyordum. Çocuklar olduğu sürece tükenmeyecek bir güç, hayal gücü diyordum. Ama bugün biliyorum ki burada beni dinleyen herkese şunu söylüyorum. Yani beni dinleyen herkese şöyle seslenmek istiyorum. İçinizdeki çocuğa sesleniyorum. Bir zamanlar kurduğunuz, size unutturulan, hayal kurduğunuz için hatta belki de mahcup hissettiğiniz bir sürü şey vardı. Şimdi gelin yeniden hayal kurmaya cesaret edin.
Ve bunu konuşalım. Belki sadece sizi değil, etrafınızdaki pek çok şeyi değiştirir bu hayal. Hayalimiz gücünüz olsun diyorum tekrardan. Tekep'in sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcast'imizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşça kal.